Daha önce böyle bir bahçe gördünüz mü bilmiyorum. Ben de görmemiştim. Daha doğrusu hem bahçenin güzelliği hem de doğanın güzelliği ikisi bir arada, hatta üçü bir arada e, desek hiç de yanlış olmaz aslında. Şu anda geldiğimiz bölge Sedi Kemer ilçemizin yine e, bu yedi burunlar kara Ağaç bölgesine giden e, çok güzel bir mahallesindeyiz bugün. Havamız biraz parça buldu muhteşem bir hava gerçekten doğası ile ilgili de çok fazla bir şey söylememe gerek yok sanırım. Öncelikle şöyle bir etrafı bir gözleyelim. Bakın şu manzaraya bir bakın bir. Etrafımız gerçekten muhteşem. Burada biz bazen diyoruz ya bazı araziler için izole bir hayat düşünürseniz, böyle doğayla iç içe bir hayat düşünürseniz, şu anda gelmiş olduğumuz bahçede Boğaziçi mahallemizde Tam onunla ilgili yani izole bir hayat için e, söylenmiş olan en güzel söz sanırım burası. Buradan biraz daha net bilgi ben aktarayım. Hemen karşıda belki görme ihtimaliniz var mı yok mu bilmiyorum. Biraz drone eksikliğimiz olduğundan dolayı kusura bakmayın. Tam karşımızda Boğaziçi mahallemiz var. Buradan yaklaşık bir e, 400-500 metre civarında bir mesafemiz var köy merkezine. Caminin minaresi de buradan rahatlıkla gözükebiliyor, görünebiliyor. Burası Boğaziçi mahallemiz dediğim gibi Seydi e bağlı. Ve Boğaziçi e, mahallesinin diğer bir özelliği de hemen şuradan ben size direkt istikamet göstereyim. Karşıdan baktığımızda orada küçük bir tepe var. O tepeyi açtıktan sonra e, burası direkt yedi burunlar dediğimiz yedi burunlar ala, e, al, alınca ve Karaağaç köylerine devam eden orada güzel bir asfalt yolumuz da mevcut. Yine akabinde şu an bulunduğumuz konum itibariyle biz Boğaziçi Köyü'nün hemen giriş bölümündeyiz. Giriş tarafındayız. Ve yolun ee, biz biraz daha giderken yani bu yedi burunlar dediğimiz o muhteşem deniz manzarasına doğru giderken e, sağ tarafımızda kalan bir bölgedeyiz. Burası biraz biraz e, yamaç bir bölge ve e, oksijen olarak herhalde burada geldiğiniz zaman oksijen çarpması çarpılması yaşama ihtimaliniz yüksek. Yüzey ölçüm, ol ölçüm olarak 2.204 metrekare burada bir e, parselimiz var. Ve parselimiz de burada e, 1, 2, 3, 4 e, taraça halinde yapılmış. Ki burada biraz yamaç olduğu için e, buradaki arazileri hep bu şekilde bizim temel dediğimiz bu temel taşları. Yani buradaki doğal çıkan taşlarla e, buralarda set halinde e, arazilere evlek dediğimiz bir sistem. Tam bakın önümde biz buralara evlek deriz burada. Yani dönümün dörtte birine evlek denir. O yüzden e, bu tür arazinin e, yapısı hem e, ekim olarak daha rahat olsun diye, hem de kaymaması açısından buralara bir e, temel dediğimiz alt tarafta görmüş olduğunuz gibi taşlardan buraya bir örgü yapılır. Daha sonra oralar artık e, taras, taraca haline getirilir. O şekilde de burada bir e, ekim dikim yapılır. Dediğim gibi burası e, 2204 e, metrekare. Bir e, parsel ve parselimizin tam e, baş ucundan geçen burada bir karası yolumuz da mevcut. Zaten burada komşularımız, diğer arazideki komşularımız şu anda e, zeytin topluyorlar. E, daha önce de belirttiğim gibi burada e, hep bulunan ağaçların tamamı eski ağaçlardır, eski aşılardır. O yüzden e, bu ağaçların tamamında e, tamamıyla zeytinyağı e, olarak toplanırlar. O meyvelerin kararmasını beklerler. Şu anda da bizim parselin içerisinde bir tane büyük bir ağaç var önümüzde. Yine ileri doğru gittiğimiz zaman yine ileride eski zeytin ağacı dediğimiz o aşılar mevcut. Görüyorsunuz şu andaki bu ağaçların başında da çok güzel meyvemiz var. Tam böyle artık zeytin zeytinyağı, çok güzel bir zeytinyağı alma ihtimalimiz var. Ben size şuradan çok da bir kısacık şöyle yakınlaştırayım. Bakın. Ağacın başında şu anda çok güzel bir meyvemiz var. Göründüğü gibi. Ve burası diyoruz ya biz hem oksijen bakımından hem meyve sebze bakımından. Gerçekten burası muhteşem bir alan. Hem toprağımızın yapısını da görüyorsunuz. Burası biraz taşlı toprak ama toprağımızın rengi kırmızı. Yani burada biz insan dikseniz adam çıkar misali. O şekilde anlatıyoruz. Artık takdir sizin gerisi. Bunun yanında... Burada gerçekten çok güzel bir e, hava akımı var. O hava akımı da e, ilerden gelen, yani Yedi Burunlar bölgesinden gelen e, bir hava akımı. Biz onunla ilgili de diyoruz her zaman e, oradaki oksijen. Gerçekten oradaki manzara muhteşem. Zaten burada da görüyorsunuz karşıdan şöyle baktığınız zaman da. E, buranın adı Boğaziçi e, Köyü. E, belki İstanbul'da da bu, bu manzarayı bulma şansınız yok. Orada da var Boazıtçı ama buranın Boazıtçı çok çok daha farklı. Yine ben size diğer bir detay aktarayım. Burayla ilgili herhangi bir elektrik e, sorununuz yok. E, buradan genelde e, köy merkezinden buraya bir e, su getiriliyor. Zaten arazinin hemen e, bu yolun ilerisinde e, orada birkaç tane daha, daha ev var. Orada da, e, hem e, içme suyunu hem de e, bazen artezyen olarak e, hallediyorlar. Veya e, köy merkezinden buraya bir e, bu rahatlıkla getirilebiliyor Ayrıca arazimizin bulunduğu yerden ben size bir de e, şunu aktarayım e, burası dediğim gibi biraz daha yukarı doğru çıkarken yani yedi burunlar bölgesine giderken Burası biraz yamaç dediğim demiştim dediğim ben size o yüzden buranın rakımı e, yaklaşık e, 370 380 e, 400 civarında bir e, rakım var e, daha aşağıda zaten burada tabelada gösteriyor 321 olarak yine Geldiğiniz zaman zaten burada hepsini kendiniz bizzat göreceksiniz. Bunun haricinde dediğim gibi Karasu yolumuz mevcut. Burasının gerçekten çok çok bir güzel bir havası var. Özellikle yaz mevsiminde buradaki nem oranı çok daha düşük Fethiye'ye göre veya diğer sahil bölgelerine göre. O yüzden burada yaşam çok daha bir ayrıcalıklı hale geliyor. Ki artık biliyorsunuz küresel ısınma olduğundan dolayı da hava sıcaklıkları bayağı yükselebiliyor. Son olarak ben buradan size bir e, arazinin tekrar yüz ölçümünü aktarayım. 2204 metrekare tam olarak. Ve e, izole bir hayat düşünüyorsanız bakın insanlarımız orada küçük bir ateş yapmışlar. Şu anda herkes zeytin topladığı için bu tür içeride hem zeytinlerin bakımını, budamasını hem de burada e, zeytin hasat dönemi olduğu için zeytin hasadı yapılıyor. Orada biraz sonra ateşin etrafında insanlar Toplanıp orada bir e, mangal şöleni yaparlar. Çünkü e, buradaki hasattan sonra yani çalışmadan sonra orada güzel bir keyif yapılır. Odun ateşinde yapılmış çok güzel bir e, kebap. Sebze kebabı artık veya tavuk et ne isterseniz her türlü kebap da burada ayrıca mevcut. Şimdi bu kadar devam ediyoruz.